Sabahın erken saatlerinde uyanıp sahip olduklarınızı şükrettiniz mi hiç? Pencereden görünen muazzam manzaraya, içeri dolan gün ışığına, odaya kadar süzülen taze kahve kokusuna. Ne kadar küçük şeyler değil mi? Küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeyleri olanların uydurduğu bir şey bence. Yani zaten toplu konutlarda oturup kod farkından araba lastiklerine bakan daireniz azıcık güneş alıyorsa, gün ışığına da şükretmek, ne bileyim. Ama paran varsa konuşmak kolay tabii. Para, en hak etmeyene bile ahkam kesme hakkı veriyor. Bu durumda iki ihtimal var. Ya hayat boyu parası olanların ahkamlarını dinleyip duracaksınız, ya da parayı bulacaksınız. Ben ikinciyi seçtim. İşte bu da onun hikayesi. Günaydın. Günaydın. Oo, günaydın Zeynep Hanımcığım. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi misin? Doğum günün kutlu olsun. Ay, teşekkür ederim. Bak bakalım beğendin mi? Birisi odama küçük bir hediye bırakmış. Acaba kim? Hem de kendi elleriyle seçti Zeynep ablası ya. Tabii. Ben aslında elbise seçmiştim ama annem telefonda Hatice ablaya o kadar para veremeyiz demiş. Ela Hanım bütçeyi düşük tutunca mecburen indirimden almak zorunda kaldık. Aman olsun abla, boşver, tahmin etmiştim zaten. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, bakalım kahvaltıda neler var? Nerede bizim pankekimiz? Mila, geç kalıyoruz hani. Hiç oturma. Kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Hadi gel. Anne bak, Zeynep ablam aldığım ayakkabıları giymiş. Bunlar onlar mı? Sağ olun Ela Hanım, çok naziksiniz. İyi seneler. Hadi. Anne, ona da burada parti yapalım mı? Tatlım, Zeynep ablanın ailesi var, arkadaşları var. Vardır bir planları eminim ki. Biz ona bence bugün için izin verelim. Onun daha çok hoşuna gider. Ha? Yok, hiç gerek yok. Sen akşam 5'e kadar izinlisin ama geç kalma çünkü benim yemeğim var. Sen bunu da al, kendine pasta alırsın. Ben alamadım malum işlerim. Hadi gel canım. Sağ olun ama hiç... Hiç gerek yoktu. Oo, yine iyisin. Yol paran çıktı kız. İyisin biliyorsun. Boş mezar bulsan içine gireceksin. Kızın eline verdiler parayı, sadaka verir gibi. Ne güzel çocuklarına bakıyorsunuz gibi. Alo. Alo. Günaydın yer fıstığı. Ne oldu? Sesin niye içine kaçtı senin? Hiç. Ela Hanım, asabım bozdu da biraz. Ben de tam bugüne ne kadar güzel başladım diye seviniyordum biliyor musun? Allah, bugün mü nesi var ya bugünün de? Farkında bile değilsin değil mi Alp? Ya yuh sana ya yuh. Küçücük kız kadar olamadınız hiçbiriniz ama ben de hata, ben senden ne bekliyorsam zaten. Dünya yalan olmuş senin. Ben senden ne bekliyorum bu saatte değil mi? Alo bebek, bir sakin ol, biz rahat ol ya. Vallahi motorun soğusun diye araya girmedim ha. Hem sen söyle bakayım, benim haberim olmayan bir şey var mı bu dünyada? Mesela kaç aylık doğdun, doğum günü kızı? Insta'ya baktın, itiraf et. Yok be bir şey ya, vallahi günahımı alıyorsun ha. Mail geldi, ona baktım. Ben seni aradım ki, erken çıkabilir misin bugün? Belki şöyle bir şeyler yaparız baş başa falan. Nasıl yani? Sen bana sürpriz hazırladın öyle mi? Yemezler canım. Kızım, Alp şov yaptı, şov. Kralını hazırladım sürprizi. Gel gör inanmıyorsan. İyi tamam. Öyle diyorsan geliyorum o zaman. Bakalım neymiş senin şovun. İyi hadi. Hadi bay. Para mutluluk getirmez derler. Yani bunu da parası olanlar der tabii. Ama sen onlara cevap olarak sen hiç aç uyudun mu diyemezsin. Çünkü paran yoksa böyle konuşmaya hakkın da yok. Para mutluluk getirmez, doğru. Ama size bir şey diyeyim mi? Parasızlık da mutluluk getirmiyor.
Bu da 5000 kankacığım. Bu mu 5000? Evet. Oğlum bu çok inceymiş lan. Kardeşim ben buranın çalışanıyım. Sahibi değilim. Kafama göre fiyat vermiyorum. Oğlum dardayım lan dardayım. Oğlum madara mı edeceksin lan ev arkadaşını? O kadar hava attım. Yap bir güzellik vardır ikinci eli parlattığın 3-5 bir şeyler. Hadi be oğlum. Bir git imitasyon ol o zaman. Öteki kızları aldığın gibi. Ben ne yapayım? Yapma ya. Kenan. İmitasyon al oğlum. Bak bu kız kraliyet sepetinden düşme bir kız. Anladın mı? Anlar. Ne yapıyorsun canım? Ha, aynen şimdi geldim. Ne yapayım, geleyim mi dükkana? Ha. Burada bekleyeyim o zaman. Aynen aynen bu orta alan var ya girince sağda. Ahşap alan. Ha, aynen oradayım. Hatta şu aşağıda göstereyim ne var. Tamam bekliyorum burada. Bak bekletme beni çok. Hadi bay. Alışveriş merkezimizin 10. yılı. Evet herkesi bekliyoruz. Hadi bakalım çok güzel eğlenceler sizleri bekliyor. Bütün çocukları ahşap alana bekliyoruz. Doğdun aşkım. Günahımı alıyorsun demiştim. Nasıl sürpriz? Hı? Ne oldu kız dondun? Hiç. Balonları sevmiyorum. Eski hikaye. Allah Allah. İyi tamam bir sonrakine şey yaparız. Açık alan hava fişek patlatırız. Nasıl fikir? AVM'nin 20. yılında da onu yaparsın. Nasıl fikir? Sen doğdun ya ben her şeyi yaparım. Bebiş şey, ben sürprizin geri kalanını tam olarak ayarlayamadım. Bir 5 dakikaya ihtiyacım var. Sen kanki Toşkan'a uğra. Ben de sürprizin geri kalanını ayarlayayım. Sonra müthiş anlar bizi bekliyor, tamam mı? Hadi. Tamam bak, gizemleyim ama 5'te işe döneceğim. Ara beni, bekletme, ağaç olmayayım. Tamam.